Merhaba arkadaşlar. Bu videoda React Router'ın hooklarından bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız biz projemizde Link'ten gelen ID'ye erişmek için bize React Router tarafından sağlanan props'lar içindeki objelerden bu ID'ye erişiyorduk. Bunun hooklar yöntemiyle, React Router'ın sağladığı hooklar yöntemiyle daha kolay bir yöntemi var ve daha pratik bir yöntemi var. Özellikle o bizim with router ile sarmalamak zorunda kaldığımız komponentlarda kullanmak üzere. Bunun için ilk önce ben React Router'ın hooklarından olduğu sayfayı size göstermek istiyorum. İlk sonuca gittiğinizde arkadaşlar 4 tane hook'umuz var. React sürümünüzün 16.8'in üzerinde olması gerekiyor bunu kullanabilmek için. Burada arkadaşlar biz hatırlayın props.match.params üzerinden buna erişebiliyorduk. Artık bu props içerisindeki match veya history, location gibi objelere bu hooklar aracılığıyla erişebileceğiz. Özellikle App.js'te hatırlayın root olarak tanımladığımız komponentlarda bunlar otomatik olarak geliyordu proplar içerisinde. Ancak root olarak tanımlanmayan mesela yazı formunda bakalım. Yazı formunda mesela biz ne yapmıştık? Bunu with router ile sarmıştık. Diyelim bir higher order component olarak yapmıştık ki bu komponent içerisinde de o objelere erişebilirsin prop üzerinden. Bu hooklar yöntemiyle bizim artık bu higher order component'ı kullanmamıza gerek kalmayacak. İlk olarak yazı listesinden bu değişiklikleri yapmaya başlayalım. Öncelikle bakalım. Yazı listesinde değil sanırım yazı detayında vardı. Yazı detayında bakın burada history'yi kullanmışız. Bu React Router'dan gelen bir değer ve burada props.match.params'ı kullanmışız. Bu da React Router'ın objelerinden gelen bir değer. Hemen bunları hook'lar aracılığıyla daha kolay bir şekilde oluşturalım arkadaşlar. Şimdi params objesine ulaşabilmek için match içerisindeki params objesine ulaşabilmek için use params diye bir hook'umuz var arkadaşlar. Aynı şekilde props.match.params yerine use params yazdığımızda bu hook aracılığıyla ID değerine ulaşabileceğiz. Ondan önce şunu göstereyim ben. Mesela buraya params desek daha doğrusu kodu bozmamak için şurada yapalım o işi. Önce use params'tan bize ne geldiğine bakalım arkadaşlar. Tabii import etmemiz gerekiyor. Burada bir console.log params yapalım ve yazı detayındaydı. Projemiz localhost 3000'de çalışıyor. Buraya geldiğimizde arkadaşlar yazı detayına gittiğimizde bakın. Burada params içerisinde ne gönderirsek burada görünecek arkadaşlar. Biz buraya yazsak hatırlayın ID'den bu bize geliyordu. Tabii ki şu anda şurada görüyorum. Bakın. Bunu normalde props.match.params.id olarak erişiyorduk. Şimdi bu params objesi bize use params hook aracılığıyla geliyor ve biz direkt olarak ID'yi buradan destructure yapabiliriz demektir arkadaşlar. Dolayısıyla artık buna ihtiyacımız yok. Bu kodu da onun yerine yerleştirebiliriz. Eskisi gibi çalışacaktır. Deneyelim. Bakalım yazı detayına gittiğimizde eğer yazımız görünürse çalışıyor demektir. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Bu arada bu hata semantik UI'den kaynaklanıyor. Takılmayın ona arkadaşlar. Burada bir de props.history'yi kullanmıştık. Onu da yine hooklarımızdan useHistory kullanarak erişebiliriz arkadaşlar. Normalde props.history yapıyorduk. Şimdi history'yi tek olarak useHistory hook aracılığıyla elde edebiliriz. Bunu da yaptığımızda artık props.history başka yok diyelim. Yokmuş. Direkt history'de push olarak kullanabiliriz. Çünkü history'yi zaten useHistory'den aldık. Dolayısıyla bakın artık props rengi soldu. Artık props'u kullanmıyoruz. Props'a ihtiyacımız yok. Şimdi aynı işlemi yazı formunda mıydı? Bitrator. Evet. Yazı formunda da yapalım ve Bitrator'dan nasıl kurtuluruz? Ona bakalım. Önce props'tan ne alıyoruz? Ona bakalım. Bu bir use komponentten geliyor. Bununla bir işimiz yok. Burada bir props.match.params ID var ve burada bir props.match.params ID var. Bir de bir yerde evet props.history var. Aynı şekilde burada da normalde bu objelere ulaşabilmek için biz komponentimizi with router ile sardık. Neden?
Çünkü App.js içerisinde bu yazı formu komponenti root'lardan birisi değil. Dolayısıyla bu komponentin React Router objelerine erişebilmesi için with Router ile export edilmesi gerekiyor. Şimdi biz bu zorunluluktan kurtulacağız. İlk önce bu props.match.params.id'yi almaya çalışalım. Hatırlayın ne demiştik? Bunu direkt olarak kullanmışız. Dolayısıyla burada bir id eşittir props.match.params yok. Onu burada oluşturalım hemen. ID'yi 100 params'tan destructure edelim. Çünkü oradan bir şey geldiğini zaten pardon biliyoruz. Artık bu props.match.params ID yerine direkt olarak arkadaşlar ID'yi yazabiliriz. Aynı şekilde props.history olan yerde iki yerde varmış. Bakın. Bu history objesine ulaşabilmek için history'yi use history'den elde edebiliriz. Bunu yaptıktan sonra props.history olan yerlerde props'lardan bu şekilde kurtulabiliriz. Denemek için de bu yazı formu kısmında, bu edit kısmında çalışıyordu bu ID'ler. Aynı şekilde deneyecek olursak yazıya gidebiliyoruz. Yazıyı düzenleyebiliyoruz. Ve hala eskisi gibi çalışıyor arkadaşlar. Use params'a baktık. Use history'e baktık. Aynı şekilde use route match ve use location'ı da kullanabiliriz. Biz projemiz içerisinde match objesinin içinden sadece params'a bugüne kadar erişim sağladık. Ama diyelim ki sizin match objesi içerisinde başka bir değere de ihtiyacınız var. Aynı şekilde yazı detayını da göstermiş olayım. Şurada bu use router match objesine, match objesine useRouterMatch hook'u aracılığıyla şu şekilde erişebiliriz. Console.log'a bakalım. RouterMatch diyelim. Ana sayfada konsolumuza baktığımızda yazı detayındaymış. Tıklayalım. RouterMatch'in içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar params'ın dışındaki diğer değerler de birlikte geliyor. Dolayısıyla params çok kullanıldığı için onu ayrı bir hook yapmışlar anladığım kadarıyla. Dolayısıyla params'a direkt erişimimiz var. Ama diyelim ki match objesinin tamamına erişimimiz var. O zaman use router match hook'unu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde location da bizim kullanımımıza hazır. Use location hook'uyla aynı şeyi location içinde yaparsak arkadaşlar. Location evet gelmiş. Şunu da silelim. Bakın burada location içerisinde gördüğünüz gibi location içindeki bütün değerler burada var. Biz projemiz içinde kullanmadık ancak bilginiz olması açısından paylaşmak istedim. React Router'ın hook'ları bu kadar arkadaşlar. Unutmayın 16.8 veya üzeri olması gerekiyor React sürümünüzün. Ve bunu yaptıktan sonra artık bu mesela yazı formunda with router'a ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Onu da şöyle deneyebiliriz. Silip göstermek istiyorum. With router'ı sildik. Şimdi edit kısmında oraya bakalım. Yazımızı düzenlerken gördüğünüz gibi eskisi gibi çalışıyor. Daha öncesinde with router'la sarmıştık. Çünkü o kısım yazı formu komponenti bu kısımda bir root olarak tanımlanmamıştı. Hook'lar sayesinde artık with router'a ihtiyacımız yok. Direkt olarak istediğimiz komponentte React Router'ın objelerine erişim sağlayabiliriz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.